yağ yakmanın iki yolu vardır. Daha az yemek ve daha çok hareket etmek. Spor salonlarında yapılan kardiyo egzersizlerinde de amaç hareket ederek harcanan kalori miktarını arttırmak. Şarıtın Ataköy Pozitif'te bugün kilo verme ve kalp sağlığı amacıyla uygulanan kardiyo hareketlerini inceleyeceğiz. Sevgili seyirciler, bu haftada yine spor programımızla dop dolu bir şekilde karşınızdayız. Sheraton İstanbul Ataköy Pozitif Fitness'ta sevgili Orkun Hocam'la bugün biraz kopya aldım. Kardiyo hareketleri çalışacağız. Orkun Hocam biraz bahsedelim isterseniz. Fitness merkezlerinde tabii olmazsa olmaz kardiyo ekipmanları. Çoğu insan da bunların nasıl kullanılacağını, nasıl antrenman yapacaklarını, yani yağ yakmak için üretilen aletleri amacına uygun şekilde kullanamıyoruz aslında toplum olarak. Bunları nasıl kullanabileceğimizi, koşu bandını, eliptik bisikleti, cross trainer'ı, dikey ve yatay bisikletleri nasıl kullanacağımızı, ne şiddette kullanacağımızı antrenman seviyemize göre konuşacağız ve göstereceğiz. Sevgili seyirciler, uygulamalı olarak şimdi işin uzmanıyla çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet, şimdi koşu bandlarında zaten hazır programlar var. Çoğu evet. Koşu bandında var. Ve çoğu koşu bandında karbonhidrat formülüne göre hazırlanmış, yaşlara göre ideal yağ yakım nabızları var. Hı hı. Yani ideal yağ yakım yüzdesi %65'te %80 vermiş. Biz hepsine olmadığını varsayıyoruz. Bu prensipte çalışacağız. Hiçbiri yok. Koşu bandımız yeteri kadar teknolojik ve programa sahip değil. Hı hı. Manuel olarak nasıl ayarlayabiliriz, nasıl doğru şekilde yağ yakabiliriz, bunu konuşacağız. Manuel şekilde başlatıyorum makineyi. Çok küçük bir hızla başlayacak. Tamam. Önce seviye belirlemeyle başlıyoruz. Seviye belirlemeden önce ısınma yapıyoruz. Biraz sürati arttıralım, vücudu ısıtalım. Vücudu nabız olarak da ısıtmamız gerekiyor. Nabız 88 gösteriyor. Normal evet. Mi bu? Bu normal, tempoda? Normal. Yani dinlenik nabız da olabilir bu 88, 80'ler, 88'ler. Normal 80 ile 100 arası normal sedanter insanlar için nabız aralığı. Tabii kalp ne kadar kaliteli ve kondisyonluysa nabız aşağılara çekiliyor. Ne kadar dakikada, dakikada 60 ve 6 atan nabız sporcu atletik nabız diye nitelendirdiğimiz nabızlar oluyor. Yani atletik sporcular da dakikada 60'ın altında atıyor. Ama normal sedanter insanlar da 80'ler, 70 civarları normal. İyi diyebileceğimiz sınırlar. Dinlenik nabızdan bahsediyoruz. Çalışma nabzı tabii ki çalıştıkça yükselecek şu an. Yavaş yavaş yükseliyor. Biz antrenmana başlangıç nabzını 110 olarak belirleyelim. Yani antrenman programına başlamamız için 110 nabza yükseltiyoruz vücudu. Makinede nabız ölçer de olmadığını varsayalım. Vücut hafif terlemeye başladığı zaman antrenmana başlıyoruz. Tamam. İnterval diye nitelendirdiğimiz bir antrenman yapacağız. Yani inişli çıkışlı. Hem atletik performansı yükselten hem de en iyi yağ yakan antrenman metodu bu. Antrenman şekli şöyle. Kendimize bir hız belirliyoruz. Bir seviye belirliyoruz. İşte 1'den 10'a kadar bir seviye belirledik. Biz bu seviyede 4 veya 5 olduğumuzu varsayalım. Nabzımızı da konuşma olarak, konuşma isteği olarak varsayalım. Çalışırken konuşuyoruz. Yani öyle bir hıza çıkmamız gerekiyor ki konuşmak istemememiz gerekiyor. Yani vücut sadece nefes alışverişi konuşurken için. Yorulmamız gerekiyor evet, konuşurken yani. Yorulmamız gerekiyor. Yani o hıza çıktığımız zaman 1 dakika devam ettirip tekrar tempoyu düşürüyoruz. Biraz daha hızlandıralım. Nabzın hafif yükselmesi gerekiyor. Evet, şu anda yükseliyor. Evet. Peki nasıl hissediyorsun kendini şu an? Terleme açısından, ısınma açısından. Hafif, vücudum çok ısındı. Çok hafif. Evet. Bu hafif ısınma bizim başlangıç seviyemiz olacak. Hı hı. Yani tempoyu hafif arttırabiliriz demek bu. Bunu da hızlar tamamen kişiye göre değişecek. Terlemeye başladığımız noktadan itibaren kendimize uygun hızı belirliyoruz. Evet, şu anda koşuyorum sanırım. Koşu değil, biraz hızlı yürüyüş. Nabız yavaş yavaş yükseliyor. Dakika olarak yapacaksak bunu, 2 dakika yavaş tempo,
1 dakika hızlı tempo yapacağız. Yani 1'den 10'a kadar seviye verirsek 2 dakika 5, 1 dakika 8. seviyede. Yani konuşma isteği olmadığı bir seviyede tutmamız evet, gerekiyor. Şu an çok fazla konuşmak istediğimi söyleyemem. Buna rağmen evet. Konuşmaya devam ediyorum. Şimdi koşmaya başlıyoruz çok hafif. Koşuyoruz. Elleri bırakabiliriz. Bırakabiliriz. Yok tutmadan normal koşuyoruz. Koşmayayım. Evet. Elleri bırakınca çok dengeli olmadığımı hissediyorum aslında. Koşu bandına alışmayla alakalı. Bu programı dışarıda da uygulayabiliyoruz. Evet. Yani bu şekilde dışarıda da çalışabiliriz. Evet, yaklaşık 1 dakika oldu. Şu an pek konuşmak istemiyorsun. Evet. Nabzın görünmüyor zaten. Konuşmak istemiyorsun. Bu seviyede 1 dakika devam ettikten sonra evet. Tekrar hızımızı düşürüyoruz. 2 dakika kadar dinleniyoruz. Nabzımız normale dönene kadar. Ta ki normal konuşmaya başlayana kadar. Normal konuşmaya başladığımız zaman tekrar aynı şekilde yükseltiyoruz. 2'ye 1 şeklinde. Bu programı en az 20 dakika uyguluyoruz. Çünkü vücut hemen yağ yakmaya başlamıyor. Yağları enerji olarak kullanmaya başlamıyor. Orkun Hoca, yağ yakımı için bu programı en az 20 dakika uygulamak gerektiğini söylüyor. Koşu yaptığımızda ya da yürüyüş yaptığımızda sadece bu bacak yağlarımızı mı eritmemizi sağlar? Hayır, öyle bir şey yok. Tüm vücudumuzun. Vücutta bulunan yağların. Tüm yağların evet, yani. Evet, tüm yağların. Vücutta bulunan tüm yağların. Bunu vücut karar veriyor. Nereden enerji olarak kullanmak istediğini. Bu yağları enerjiye dönüştürüyor. Yani kullanılabilir enerjiye dönüştürüyor vücutta bulunan yağları. İşte buna da dediğimiz gibi vücut kendi karar veriyor. Yani metabolizma neyse nereden istiyorsa oradan yakıyor. Erkeklerde bu karın bölgesinde, kadınlarda da kalça bölgesi. Metabolizma bu yağlara ihtiyacı olduğunu düşünüyor. O evet. Yüzden en son bölgelerdeki yağları yakıyor. Şu anda mesela şu bacaklarımın böyle yavaş yavaş kaşınmaya başladığını hissediyorum. Bacak vücudun en büyük kas grubu. O yüzden yani bacakları kullanarak yapıyoruz. Bacakları kullanarak nabzı yükseltiyoruz ama bunu sadece bacak olarak nitelendirmeyelim. Tüm vücudumuz çalışıyor, tüm vücudumuz evet. Yağ yakıyor, tüm vücudumuz aktif. Peki benim o hafif kaşınma, yanma dediğim şey yağ yakmayı mı ifade ediyor yoksa kas yapmayı mı ifade ediyor? Kas tepkime giriyor. Şu an kasa kan pompalanıyor. Yani kas kullanıma maruz kaldığı için kan pompalanmak zorunda. Sürekli orada bir oksijen değişimi oluşuyor. O yüzden kan gidip geliyor. O bu da karıncalanıyor. Evet. Hissediyoruz. Terledim de zaten yorulduğumu hissediyorum. Sevgili seyirciler, kardiyo çalışmalarımız Orkun Hoca ile birlikte tüm hızıyla devam ediyor. Koşumuzu yaptık ama şimdi de eliptik bisiklete geçtik. Sizlere eliptik bisikletle Orkun Hocam nasıl çalışacağımızı gösterecek, bana da. Evet Orkun Hocam, ne yapacağız? Diyelim ki bacak eklemlerimizde problemimiz var. Koşu bandının üzerine çıkamıyoruz. Çok fazla sert zeminde de yürüyemiyoruz, ayakta kalamıyoruz. Çoğu fitness merkezinde var olan bir cihaz bu, eliptik bisiklet. Eklemlere yük bindirmeden vücuda kardiyo yaptırabiliyoruz. Bunda da aynı prensiple çalışacağız aslında. Tamamıyla programımız aynı. Sadece diz, kalça ve bilek ekleminde problemi olan ve spor yapmak isteyen, yağ yakmak isteyen insanlar için bunu öneriyorum. Kendimize bir seviye belirliyoruz. 2 dakikaya 1 dakika olacak şekilde ısınmadan sonra antrenmana başlıyoruz. En az 20 dakika çalışıyoruz. 20 dakikanın tabii bu 30, 40, 50, 1 saatlere kadar gidebiliyor. 1 saatin üstünde çalışmaları da önermiyorum. Yine aynı şekilde çabuk başlat yapıyoruz. Bazı eliptik bisikletlerde bu özellik yok. Analog olarak çalışmaya başlıyor. Sadece işte nabzı, yani. Nabzı ve ağırlığı ayarlayabiliyoruz. Seviyeyi biraz yükseltebiliyoruz. Hızını aldıktan sonra cihaz rahatlaşıyor, kolaylaşıyor. Evet. Yürüme hızında düşünürsek bu hız gayet iyi. Yani vücudun yürüme hızını ele alırsak bu hızda ısınıyoruz. Terlemeye başladığımız vakitte de antrenmana başlıyoruz. Hızlanmaya başlıyoruz. 1 dakika hızlanırıp 2 dakika dinleniyoruz. Hareketli tamam. Bir şekilde. Yine aktif, aynı aktif şekilde. Dinlenme yapıyoruz aynı şekilde. Bu bisiklette çalışmakla koşu bandında çalışmanın arasındaki fark nedir? Onu söyleyelim öncelikle izleyicilerimize ve şunu da sorayım unutmadan. Hamilelerde, kalp riski olanlarda, kalp hastalarında bunda mı çalışmak daha doğrudur yoksa koşu bandında mı? İlk olarak
koşu bandı nabzım daha yükseldi dememizin sebebi koşu bandındaki çalışma şiddetimiz. Aynı şiddeti bunda da uygulayabiliriz. Yani nabzımızı o seviyelere getirebiliriz. Yani biz nabzımızı o seviyelere getirmediğimiz sürece vücut yağ yakmıyor. Yani nabzımızı belli bir seviyede tutmamız gerekiyor vücudun yağ enerji olarak kullanabilmesi için. Kalp hastalarına gelecek olursak, hamilelere gelecek olursak, hamilelerde zaten belli bir kalp atım sayısı sağlık sınırının üstünde oluyor. Onların daha hafif, daha sedanter egzersizler yapması gerekiyor. Tabii hamilelerin doktor kontrolünde egzersiz yapması gerekiyor. Kalp hastası olanların da dediğim gibi belli bir nabız seviyesini geçmemeleri gerekiyor. Yani kalplerinde zaten daha önce problem olmuş insanlar bunlar. Biz kardiyo çalışmalarında kalp hızını yükselttiğimiz için bu kalp hastalarına zararlı olabiliyor. Tabii doktor kontrolünde, doktor onayında işte dedi ki %80 maksimum nabızlarda çalışabilirsin. Bunun sana bir zararı olmaz. Biz de ona göre dediğimiz gibi işte belirlediğimiz nabız aralıklarına göre birden 10'a kadar sıra verdik. Yani hep konuşuyor pozisyonda kardiyo çalışması yapabilir. Peki kardiyo çalışmalarını kimler daha çok yapmalıdır? Her insana öneriyor musunuz? Hastalıklar haricinde ya da sporcular, hangi sporcular yapar daha çok? Şöyle söyleyeyim, kardiyo çalışması herkesin yapması gereken bir şey. Çünkü ağırlık çalışanlar sadece ağırlık çalışmasıyla kalbi tek taraflı çalıştırır. Performans sporcularının kardiyo yapması gerekir zaten. Kardiyovasküler sistemi iyi olmayan bir sporcu olamaz. Karın yağlarından kurtulmak için işte mekik çekiyorum. İşte binlerce mekik çekti. O bölgedeki yağlardan kurtulamaz. Yani karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanın en iyi yolu beslenme ve kardiyodur. Yani bunun için aslında bir düzen gerekiyor, evet. Her şeyde de olduğu evet. gibi. Yani kardiyo herkesin yapabileceği, herkesi sağlıklı kılabilecek, herkesin performansını yükseltebilecek bir çalışma sistemi. O yüzden herkes yapabilir, doğru şekilde yapılması şartıyla tabii ki. Daha önce spor yapmış olsun veya olmasın, sağlıklı insanlar için bu programı düzenliyoruz. Yani kalp hastaları, yaşlılar, hamileler ve sağlık sorunu olan insanlar için bu program uygun değil. Bunu önceden söyleyelim. Peki. Evet, şimdi biraz yavaşlayalım. Nefesimiz yerine gelsin. Ve antrenmanı sonlandıralım. Tamam. Aynı şekilde ısınma yaptığımız gibi soğuma yapıyoruz. Daha şimdi, yavaş yani. Evet, çok daha yavaş. Yavaş yavaş nabzı düşürüyoruz. Nabzı normale çektiğimiz sırada antrenmanı bitiriyoruz. Evet, idmanımız sonunda bitti. Sevgili seyirciler, Sheraton İstanbul Ataköy Pozitif Fitness'ta deneyimli spor hocası Orkun Talur'la birlikte bir spor programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar spor programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.